O faul yaptı Hırvat oyuncu. Sportman'ın dışı değil, normal faul. Sanki öyle gösterilmişti. Göksel'inden Harrison'a. Aaron Harrison çembere gitti. Zor atış. Yine korkudan atışını değişmek zorunda kalıyorlar. Jekyll'i inanılmaz bir işler yapıyor şu anda. Can Uruç. Çekili de çok uzun süredir sahada. 36 dakika şimdiden. Marco Thomas 1-3. Marco Thomas. Yani gerçekten bu takımda kritik anlarda çözebilen oyuncu. Yani Marco Thomas her zaman ön planda çıkacak. Delroy James'i aratmıyor. 67-63. Mola Ertuğrul Erdoğan'dan. Tekrar birlikteyiz. İçerideki etkili oyunu devam ediyor. Gaziantep basketbolu %75 ile atıyorlar ikiliklerde ve 7-3'lüğün 5'i Marco Thomas'tan geldi. Onun dışarıdaki etkili oyunu 1.33 kala 4 sayılık üstünlüğü getirmiş durumda ev sahibine. Aynen öyle. Yine Harrison üzerine, yani orada etkili savunma, iki kez etkili savunma yapmadığı için gerçekten şu anda Marco Thomas clutch oluyor Gaziantep basketbol için. İzmir deplasmanında benzer bir performans şu anda sergiliyor. Ama Harrison kesinlikle, yani kırılgan oyuncu olduğu için, yani üst üste iki kritik hata yaptı. Ve Marco Thomas'ın ritmini yarattı. Şimdi Marco Thomas ve Göksel'in uyarıldı orada. Aaron Harrison topu oyuna sokacak. Bir molası daha var Ertuğrul Erdoğan'ın. İki mola var Markovic'te. Webster. Nigel Hayes. Faul Orhan Acıyeva'dan. Şimdi doldu Gaziantep basketbolunda faul hakkı. Her zaman alanı daraltmaya çalışıyor Gaziantep. Burada dikkatli olmak lazım penetre edenleri için. Daha geniş bir ucun kullanmak lazım Galatasaray basketbol için. Göksel'in Köksal içeriye girdi. Tony Jekiri. Not in my house diyor Jekiri. Üçüncü blok. Üçüncü blok. Bu biraz tabii dakikası itibariyle umut kırıcı oldu. Can Uruç. Çok kritik hücum Gaziantep basketbol adına. Marco Thomas. Can tekrar. Tony Jekiri ile oynuyor. Tony Jekiri. Önce blok, ardından sayı. Muazzam performans. Oo, bir de top kaybı geldi. Marco Thomas. Son 50 saniye. McKissick. Çok az. Ligdeki 8. galibiyete yaklaşıyor Gaziantep basketbol. Evet. Can Uruç 3 sayılık atış. Kısa düştü. Aaron Harrison Marco Thomas'a çarptırmaya çalıştı. Thomas sıçradı, kaçtı. Çok kritik limanları aldılar şimdi. Gaziantep üst üste 3 ucun kullanacak. Hem de en kritik dakikalarda. Evet. Tony Jekiri o topu da kurtaracaktı neredeyse. Aaron Harrison. Çabuk gitmesi lazım çembere Galatasaray'ın. Zach August bitirdi. 14 saniye kala. 69-65'e geliyor skor. Nenad Markovic bu kez molayı kullandı. Hırvat oyuncu. Bakalım şimdi fark 4. 13 saniye. Orhan Acıyeva. Foul yapmak lazım ama geç kaldı. Foul yapamadı ama topu çaldı Galatasaray. Daha iyisi oldu. Zach August maçta bitiriyor. Ne finali izleyeceğiz şimdi. Evet, Markovic son molasını kullanıyor. Evet, 4 saniye 6.8 var. 6.8 saniye var sanki, evet. Benim sürede gördüğüm. İnanamıyor Markovic. Yani. İndi Markovic, inanamıyor. Yalnız, tekrar bakacağız. Evet, son maçlarda zaten Gaziantep böyle bir yapıyor. Şey var yani, yapıyor. Evet. Şimdi bir ara, az sonra buradayız. Çok büyük bir son bizi bekliyor. Geçen hafta Afyon Belediyespor karşısında 19-0'lık bir seri sonucunda Gaziantep basketbol uzatma oynamak durumunda kalmıştı. Evet. Halen o maçta da sen vardın. Burada da büyük avantajı zora soktular. 69-67 şimdi skor. 6.8 saniye bitime. Marco Thomas oyunu yeniden hareketlendirecek.
Tonya Cekir çok kritik bir hata yaptı az önce. Marco Thomas, Can Uğur Öğüt'e. Can Göksel'in faul yaptı hemen. Evet ama faul geç geldi bile. Faul yapan oyuncu. 1.6 saniye. 7 orada Antep. Evet. Bakalım şimdi Can Uğur Öğüt titreyecek mi? Az önceki hatası Tonya Cekir'in. Azam top çaldı. Attı Can Uğur Öğüt. İkinci de girerse Ertuğrul Erdoğan son molasını kullanacak. %95 atan serbest atış çizgisinden Can Uğur Öğüt. Herhalde titremek öyle bir şey yok. İkinciyi kullanıyor Can Uğur Öğüt. 2'de 2 attı. 71-67 iki hücuma çıkardı farkı ve maçtaki son mola bu Ertuğrul Erdoğan'dan geldi. Tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. 5.2 saniye var maçın bitimine. Gaziantep basketbol taraftarını heyecanlandırmayı seviyor. Bugün bir kez daha bunu gördük. Şimdi 5.2 saniyede 4 sayılık bir fark var. Ertuğrul Erdoğan son molayı kullandı. Bakalım nasıl bir son göreceğiz. Ufak çaplı bir mucize gelecek mi? Ty Webster, Marco Thomas karşısında onun. Webster kimseye bırakamadı. Şimdi Najla ise zor bir top. 3 sayılık atış, kritik çembere değmiyor. McKissick topu alıyor. Gaziantep basketbolu 71, Galatasaray 67. Kazanan ev sahibi oluyor bu karşılaşmada. Çok heyecanlı bir son izledik Alendik bu. Genel bir değerli.